Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Kayseri bölgesinden sizlere sesleniyoruz. Tütüncülük sektörüdeyiz efendim. Yanımda Orçun Bey bulunuyor. Kendisinden bütün merak ettiğimizi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Orçun Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Aşağı yukarı 2017 Nisan ayından beri biz bu işle uğraşmaktayız. Yani gayet de güzel bir şekilde devam ediyoruz yani 7 seneden beri. Çok güzel. İsminiz de zaten bu bölgede çok fazla duyulmuş. Aynen. Efendim. Peki burada verdiğimiz hizmetler nelerdir? Müşteri buraya geldiğinde ne bulabilir? Müşteri bize geldiği zaman istediği gibi tütün, yani tekel tütünleri olsun, Adıyaman tütünleri olsun. Bunları istediği gibi gönül rahatlığıyla bulabiliyor yani. Hani her çeşit bulundurmaya çalışıyoruz. Üstüne bir de makaronlarımız da var aynı şekilde. Hani doldurmak için makaronlarını alıyorlar, kendileri dolduruyorlar açıkçası. Onun yanı sıra nargile tütünlerimize de girmek istiyorum. Yani sadece sigara tütünüyle ilgili değil, diğer tütün seçeneklerimiz nelerdir? Üstüne bir de nargile çeşitlerimiz var. Hem nargile olsun, nargile tütünleri olsun, çeşitliliğimiz bol. Hani istediği zaman istediği ürünü bulabiliyor bizden. Yani o yönden hiçbir sıkıntıları yaşamıyorlar yani. Bir de dükkanımızda bulunan yan ürünler var. Aynen, yan benim en var. Çok ilgimi çeken yan ürünler çok güzel. Aksesuar olarak da çok fazla dükkana güzel renk katmış, ışık katmış. Bir de yan ürün olarak nelerimiz var? Ekrana da bunları yansıtalım. Yan ürünler olarak elimizde mesela bıçak çeşitlerimiz var. Hani bıçakları da bulunduruyoruz. Hani buranın yöresel olarak şöyle diyeyim, hani biraz kırsal kesimden gelen insanlar var burada. Öyle olunca hani biraz da merakı var insanların doğaya karşı. Hani o yüzden bıçak standımızı da koyduk, bıçak da gidiyor falan. Bahçe bilyosu da bulunduruyoruz elimizde. Hani insanlar bahçelerine veya balkonlarına koymaları için rahat bir süs oluyor yani insanlar kullanışlı. Yani müşteri aslında buraya her geldiğinde yeni yeni şeyler de getirmeye burada hedefliyorsunuz. Olarak, evet. Yenilikçi olarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz buradayız. Peki 7 yıldır burada verdiğiniz hizmete müşterilerden geri dönüşler nasıl oldu? Çoğunlukla memnun oluyorlar yani. Hani biz bunu Google'un reklam şeylerinde görüyoruz, yorumlarında görüyoruz. Gayet de başarılıyız bu konuda. Burada da iddialıyız diyoruz. Aynen iddialıyız, her türlü iddialıyız yani. Peki sizi diğer tütün işin yapandan, yani rakip firmalardan ayıran önemli özellik nelerdir? Önemli özellik, birincisi güler yüzlülüğümüz var. Ondan sonra müşteri memnuniyetimiz var. Hani bir konuda sıkıntıları yaşadıkları zaman geri iade edebiliyorlar, geri gönderebiliyoruz, tütünlerini geri verebiliyoruz. Para iadesi aynı şekilde devam ediyoruz. Her türlü. Bu da zaten müşterinin bulunmaz aynen. Nimeti yani istediğimiz hizmet bu şekilde. Aynen, sevmedi, hoşuna gitmedi, geri getir diyoruz. Getiriyorlar, değiştiriyoruz o şekilde. Çok güzel. Peki sadece Kayseri bölgesinde mi hizmet veriyoruz yoksa Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından sizden hizmet almak isteseler bu hizmeti sağlayabiliyor muyuz? Her türlü hizmeti ben sağlayabiliyorum. Kargo aracılıkla yerinden Kayseri'nin her tarafına zaten gene gönderiyorum. Aynı şekilde şehir dışına da gönderiyorum. Hani çoğu şehir dışından İstanbul'dan var, Ankara'dan var, Yozgat'tan var. Çoğu müşterim oralardan da var aynı şekilde. Ama ben toptancı değilim de perakendeciyim. Tek farkım o. Olsun ama yine de bütün müşterilerimize hizmet verebiliyoruz yani Türkiye anlamında. Aynen, her yere gönderim yapabiliyoruz. Aynen. Peki size nasıl ulaşabiliriz? Nerelerden bakabiliriz? İnternet adresiniz var mı? İnternet adresimiz var. Sazak Tütün yazdıkları zaman direktman internette çıkıyoruz. Adresimiz ve telefon numaraları bulunmaktadır. Oradan ulaşabilirler bize. Peki deneme olarak böyle numune gönderebiliyor musunuz? Tütün yani. Numunesi. Atıyorum ben buradan tütün almak istiyorum, içmek istiyorum. Kaliteli mi, kalitesiz mi? Bunun ben kararını para vermeden numune şeklinde seversem sizden tabii ki de alışveriş yapacağım diyen müşteriler mutlaka oluyordur. Oluyor, bunun hizmetini sağlayabiliyor musunuz? Aynen, hizmetini sağlayabiliyoruz. Yani insanlar ne kadarlık bir deneme amaçlı istiyorlar, ben de onu da gönderebiliyorum. Yani küçük bir poşete koyup kargolayıp gönderiyoruz yani. Thank you.
Peki teşekkür ediyorum. Röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Yok, teşekkürler. Ekran başındaki izleyicilerimiz, bu bölgedeyseniz ve Türkiye'nin dört bir yanından da zaten hizmeti sağlayan bir firmadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.